Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mers Savcı. Bugün sizlerle birlikte Kimura'da yeni bölümde UFC 296'yı konuşacağız. Bence yılın kapanışına harika bir imza UFC'den. Çünkü bomba gibi bir kart. Las Vegas'ta inanılmaz isimler var. Hepsine tek tek bakacağız. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçelim diyorum. UFC 296'nın açılış karşılaşmasında Randy Brown'la Müslüm Salikov karşılaşacak. Müslüm Salikov tabii bizi yakından ilgilendiriyor. Neden? Çünkü kendi bu karşılaşmaya İstanbul'da zorhanede hazırlandı. Bildiğiniz gibi İstanbul'da yaptığı çalışmalarını ve şimdi Randy Brown'la karşılaşacak UFC 296 gecesinin açılış maçında. Kendisinin lakabı King of Kung Fu. Hem de Kung Fu'nun ait olduğu topraklardan bu lakabı alıp gelmiş bir isim. Müslüm Salikov. Bu bence onun kariyerini aslında çok iyi anlatan şeylerden biri. Bu işe ne kadar odaklandığını ve bu işe ne kadar emek verdiğini gösteren öğelerden biri. 19-4'lük de bir skoru var MMA'de söylemem lazım. Kendisi son maçında puanla Nicolas Dalby'e mağlup olmuştu. 2023'te çıkmıştı bu maça yine. Ondan önceki maçında ise Andre Fialho'yu mağlup etmişti. Kendisi aslında bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir galibiyet, bir mağlubiyet gibi 2-2'lik iki bir seriden e, geliyor. Rakibi Randy Brown ise onun biraz daha formda olduğunu söylemek doğru. Çünkü son maçında kazandı. Ondan önceki maçını kaybetmesine rağmen orada tabii ki 4 maçlık bir serinin ardından kaybetti. Yani son 6 maçında 5 5 galibiyet, 1 mağlubiyet var. Hani Müslüm'e göre biraz daha formda ama Müslüm'ün de tecrübesi burada çok ön plana çıkacaktır Randy Brown Carson. Randy Brown'da 17 galibiyet, 5 mağlubiyetlik bir skora sahip MMA kariyerinde bakalım bu önemli maçta neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Gecenin bir diğer önemli maçına bakalım isterseniz. Bildiğiniz gibi Cody Garbrandt sahne alacak ve Brian Keller'la dövüşecek. Cody Garbrandt yani MMA'de zirveyi muhteşem bir maçla görmüştü yani Dominic Rus karşısında inanılmaz bir galibiyet almıştı ve gerçekten hani zirveye nasıl çıkılır işte nasıl bir etki yaratılır o siklette insanlar nasıl peşinden sürüklenir bunların hepsini göstermişti bize sonra şanssız DJD ile şov maçları ve ardına gelen mağlubiyetlerle kariyeri epey düşüşe geçti son maçını 4 Mart'ta 2023'te Trevin Jones'a karşı kazanmış hem de puanla aslında çok kendi galibiyet yöntemlerinden biri değildir ama iyi bir galibiyetti Brian kellerda son iki maçını kaybeden bir isim son iki maçında da mağlubiyet aldı ve şimdi Cody Garbrandt ile karşılayacak. Cody Garbrandt için bence önemli bir maç. Yani kesinlikle bu maçtan sonra eğer bir win alırsa e, kendisini hem yukarı çekecek hem de kendisiyle dövüşmek isteyen Sean O'Malley'nin radarına girmesine sebep olacak. MMA bir momentum sporu ve bu sporda bana kalırsa ard arda galibiyet almak seri galibiyetler almak çok önemli. Yani seri galibiyet alan bir isim bile bir kere yenildiği zaman bazen hiç o bataklıktan çıkamıyor. O yüzden ben Cody Garbrandt'in eski formuna yakınlaşabilmesi için ben asla bir daha Dominik Cruz maçındaki Cody olabileceğini düşünmüyorum. Ama eski formuna birazcık daha yakınlaşması için seri galibiyetler alması gerektiğini düşünüyorum Cody Garbent'in. Evet Josh Bryce Mitchell karşılaşacak. O da bence tüy sikletin en önemli maçlarından biri ki Bryce Mitchell'da zaten geçtiğimiz günlerde daha ilk mağlubiyetini almış bir isim. 16 galibiyeti var. Josh Hammett biraz daha sikletin veteranlarından, üyesinin veteranlarından onu söyleyebilirim. Bu da çok önemli maç. Benim favorim Bryce Mitchell. Ama Josh Hammett'ın da bitirici gücünü dikkate almak lazım onu söyleyebilirim. Bryce Mitchell burada bunu dikkatli şekilde idare edebilirse 3 randın sonunda decision'la kazanabileceğini düşünüyorum. Evet UFC 296'nın diğer maçlarından isterseniz devam edelim. Ariana Aldana ile Carol Rosa karşılaşacak. Bu da bence geceli dikkat edilmesi gereken maçlardan biri ve listeye göre gittiğimizde Vicente Luque ile Ingeri'nin karşılaşması. Bu maç iptal oldu arkadaşlar onu söyleyeyim. Aslında bir önce yaptığım Ingeri videosunda da bunu biraz bahsetmiştim. İngeri'nin ben kendisinin son zamanlarda gündeme geldiği evliliği ve evliliğindeki bazı e, ilişki ağı konusunda ilişkisinin zarar görmemesi açısından zaten medyada katılmamıştı basın toplantısına da katılmadı. Yani katılmayacak. Ee, geceden çekildiği için. O yüzden ben bunların sebep olduğunu ve zatürre olduğunu üşüttüğü e, söylendi UFC tarafından. Ben bunun da çok doğru olduğunu bence zannetmiyorum. Özel hayatını e, daha muhafaza etmek için belki böyle bir e, çekilme kararı almış olabilir. Vicente Luque ile maçını başka bir kartta yapacaklar. Ian Gary ve Vicente Luque bu karşılaşmayı dediğim gibi başka bir kartta gerçekleştirecek. Bence gecenin ilgi çeken bir diğer maçı Tony Ferguson ile Perry Pimlint arasında olacak. Tony Ferguson bence MMA dünyasına gitmeden son bir iz bırakabilir. Son bir performans bırakabilir. David Goggins isimli bir e, mentorla çalışıyor. Bir hard training yani böyle insanlık üstü sert idmanlarıyla meşhur olan bir isim bu. Bir fitness koçu. O zaten köşesinde olacak bu maçta. Tony Ferguson onunla birlikte cehennem haftası denilen bir idmandan geçerek geliyor ve kendisini bu ne kadar yordu ne kadar maçı hazırladı hepsini göreceğiz. Paddy Pimlant ise çok yükselişte olan çok momentum arkasına almış bir isim. Ben Perry'nin ikinci rantta Tony'yi bitirerek kazanacağını düşünüyorum. Tony'nin ağır ve hantal görünümü son zamanlardaki. Perry'nin hızına karşı koymasında bence ona mani olacak zaten ama. Bir sürpriz olur mu? Belki olursa böyle bir decision. Yani böyle Tony'nin böyle ortada götürdüğü maç Jüri tarafından Tony'ye gider mi? Yani Tony'nin ya da böyle bir spinning elbow yani dönen bir disekle e, yapacağı beklenmedik bir knockout. Veya bir işte olmadık yerden çıkaracağı bir sapmışım belki olayları hani toniye doğru götürür ama Hepsini birlikte bekleyip göreceğiz. Ben Perry Pimlet tarafındayım maçta. En azından benim favorim o. Gönlüm Tony'nin yanında ama ne yazık ki Peri daha ağır basıyor gibi kağıt üstünde. Onu söylemem lazım. Evet Şavkat Rakmanov da Türkçe olarak okursak Şevket Rakmanov Stephen Thompson'a karşı Wonderboy kendisi 40 yaşında ve artık MMA'de olgunluk çağını geçiriyor ve bence gayet de iyi geçiriyor. Yani performans olarak hala çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şavkat bu maçın net favorisi bana kalırsa çünkü çünkü çok büyük bir dominasyonla geliyor ve burada yine aynı performansı sergilemeye çalışacaktır ama tam da bu tarz isimlere karşı onları kontrol etme, oyunu onların dikte etmesini engelleme gibi bir özelliği var. Çünkü çok hızlı bir footwork'ü var ve bitirici silah tekmesi olduğu için rakipleri her daim temkinli oluyor. Çünkü o tekmeyi yakaladığı zaman genelde rakiplerini bitirebilme potansiyeli çok yüksek çünkü çok sert tekmeler vurabiliyor karate ve kickbox'tan gelmesi sebebiyle ve hala da babasıyla çalışan bir isim Wonderboy. Kendisi Glover Teixeira'nın onu son zamanlarda motive ettiğini şöyle motive ettiğini birebir değil. Onun o yaşında 42-43 yaşında başardıklarına baktığı zaman kendisinin hala vaktinin olduğunu ve hala kemer maçı kovalamak istediğini şevketi geçerse kemer maçı için büyük bir koz elde edeceğini düşünüyor ve bu maçta galibiyet istediğini her daim zaten söylüyor Stephen Thompson. Bakalım onun için işler nasıl gidecek. Ben dediğim gibi Şavkat, Şavkat Rakhmanov'un namarup bir şekilde devam edeceğini Steve Tamsin'i bitirmese bile Decision'la maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben Decision'a giden bir karşılaşmada Tamsin'e çok şans vermiyorum. E, bitiriş konusunda da aslında Tamsin'den yani Şevkat'in dövüşçü kimliğinin mesela maç içi performansının maç içi dinginliğinin mesela Hamzat'a göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani ikisini çok karşılaştırıldığı için söylüyorum. O yüzden ben Stephen Thompson karşısında akıllı zinde bir oyun sergileyerek Thompson'ı decision'la mağlup etme olasılığının 3 round sonunda yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet Alexander Pantoja ile Brandon Royval karşılaşacak yan ana maçta. Bildiğiniz gibi flyweight kemeri için dövüşecekler ve şampiyon Pantoya kemerini korumaya çalışacak, Royal bildiğiniz gibi önemli bir Jiu-Jitsu artisti ve Pantoya'nın da çok sert bir sağ yumruğu var. Bundan her daim kaçınmaya çalışacaktır. Aralarındaki ilk maçı Pantoya kazanmıştı. Şimdi revanşta kemerini korumaya çalışacak Pantoya Royal'a karşı. Bence gecenin ilgi çeken maçlarından biri her ne kadar flyweight ratinglerde isteneni vermese de yan ana maçın olması sebebiyle insanların izleyeceği bir karşılaşma olacak kesinlikle onu söyleyelim. Benim favorim Pantoy olacak bu maçta ama dikkat edilmesi gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ve geldik ana maça. Leon Edwards'la, Leon Rocky Edwards'la Colby Chaos Covington. Colby Covington kemeri yeniden Kuzey Amerika'ya götürmek istiyor. Leon Edwards kemeri Birmingham da tutmak istiyor. Harbiden muhteşem bir maç olacak. Bana kalırsa bu maçın sıkıcı olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki isimde baskın isimler, iki isimde dövüşmeyi seven, e, seyir zevkini yüksek tutmak isteyen isimler ki Colby Covington bildiğiniz gibi en son Jorge Masvidal maçından beri dövüşmüyor. 5 Mart'ta 2022'de çıkmıştı bu maça ve o maçtan beri e, kafese girmedi. Çok sert bir hazırlık süreci geçirdiğini UFC Countdown videosunda da söylüyor. Leon Edwards ise, Leon Edwards'ın baştan aşağı bir hikaye aslında ben Leon Edwards'ın kazanmasını isteyen tarafın bir seyirci olarak fakat favorim e, Colby Covington. Şöyle Colby Covington'ın daha ağır bastığını ve kendi istediklerini dikte ettirdiği sürece Leon Edwards'tan o sürprizi yemediği sürece aslında Kamar Osman'ın ilk maçta yaptığını yaparak e, belki de puanla maçı kazanacağını düşünüyorum. Leon Edwards tarafına bakarsa neden abi kalbin Leon Edwards'ın yanına dersiniz? Ya Leon Edwards'ın hikayesi bir Netflix belgeseli tadında bana kalırsa. Kendisi Jamaika'da hiçbir şey olmadan doğan bir çocuk. İngiltere'ye geliyorlar. Babası daha o çocukken çeteler tarafından öldürülüyor. Daha sonrasında tabii ki de babasını kaybetmiş bir çocuk olarak sokakta zorluklar yaşıyor, okulda zorluklar yaşıyor, sürekli kavgalara karışıyor. Annesi de onu bir dövüş salonuna yazdırıyor. Aslında biraz da böyle buranın da ne olduğunu bile bilmiyordum diyor anlatıyor annesi. Yani MMA nedir, dövüş salonunda işler nasıl yürür bilmiyordum ama insanlarla sokakta illegal dövüşmek yerine salonda bunun eğitimini en azından almasını ve orada oyalanmasını isterim diyor. Leon Edwards da o salona girdikten sonra bir daha zaten çıkmıyor o salondan. Ya gerçekten ilham verici bir hikaye bana kalırsa Leon Edwards'ın hikayesi. Nate Yazı sonra bildiğiniz gibi Kamaru Usman'ı muhteşem bir yüksek tekmeyle yenerek mağlup etmişti. Headshot bank onun deyimiyle. Daha sonrasında Kamaru Usman'a karşı kemeri korumuştu. Ve herkesin beklediği maç zaten e, Colby Covington'la arasında yapacağı bir maçtı. Ve Colby Covington'la UFC 296'da karşılaşacaklar. Pay-per-view anlamında yılı kapatacaklar. İnanılmaz bir mücadele olacak bana kalırsa. Leon Edwards'ın avantajları. Leon Edwards'ın asla bitmeyen bir enerjiye sahip. Ya kesinlikle kondisyon olarak en düşük olduğu anlarda bile işte Kamar Osman'a karşı çıkardığı tekme tarzında bir striking bir şeyler çıkartabiliyor. Kendisi bunu zor zamanlar geçirdiği çocukluğuna yöneltiyor. Çünkü mental olarak hep oraya dönüyorum diyor. E, ee, Colby Covington da tam bir enerji makinesi. Hocam ana maçı anlatıyoruz. Çat diye geldim miyavlıyorsun bir de. Colby Covington da kesinlikle bir enerji ustası yani hiç bitmeyen bir kondisyonu var ve... E inanılmaz bir dövüş sergileyecekler bence ikisi de ya kardeşim niye mikrofona giriyorsun Bak burada bir şey anlatıyoruz dikkatimizi dağıtıyorsun Gel böyle What? Evet nerede kalmıştık ee, bizim kere girmeden önce Colby Covington'dan bahsediyorduk Her iki isminde ne kadar büyük bir kondisyona Sahip olduğundan bahsediyorduk Bence inanılmaz bir karşılaşma olacak Striking anlamında ben Leon Edwards'ın Daha ağır basacağını düşünüyorum Ama Colby Covington'da da şöyle bir şey var Ne kadar derbe geri adım atmak bilmiyor ee, Colby'nin oyununu ilk baştan itibaren Masvidal maçındaki gibi Veya Camaro'nun e, ilk maç başta Leon Edwards'a yaptığı gibi hep kafes kenarında dikte ettirmeye kendisini orada sabit tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Eğer kol bir maça üstünlük getirirse bence seyir zevki düşük olabilir ama iki ismin de böyle ortada dövüştüğü bir maçı izlersek inanılmaz bir maç izleriz. Donald Trump da bu maçı kenardan izleyecek. Kendisi kol bir hatta kafeste yürümek istediğini ve bu teklifi kabul ettiğini söylemesine rağmen Dana White bunu kabul etmedi. Belki de Trump'ı böyle bir şeyin içine sokmak istemedi. Kendisi seçime hazırlanıyor zaten bildiğiniz gibi. Burada da aslında ilginç görüntüler olabilirdi ama Donald Trump da kenardan Colby'yi destekleyecek ve Colby Kuzey Amerika'yı kemeri yeniden getirmek istediğini söylüyor ve ağır bir Donald Trumpçı bu arada Colby Covington'ı onu da söyleyelim ve sizlere teşekkür edelim. UFC 296'yı beklemeye başlayalım diyorum. Bu videodan önce dediğim gibi Yingeri videosu yayında olacak ama bu videoda da UFC 296'ya dair birçok şeyi anlattık sizlere. Umarız e, kağıtta göründüğü gibi güzel bir maç olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Tekrardan teşekkürler. Hoşça kalın. Kimurayla kalın.